Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine görüşleri açıklamak üzere Sivas Milletvekili Sayın Ulaş Karasu. Buyurun Sayın Karasu. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sivas'ın teşvik bölgesine yaşadığı haksızlığın giderilmesine ilişkin konuşma yaptı. Değerli milletvekilleri, sizleri ve ekran başında bizi izleyen, başta Sivaslı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle ülkemizin kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve şükranla anıyorum. Sivas'ın her kesiminin ümidini kestiği bir şehir haline dönüştüğünü öne süren Karasu, sanayiden tarıma, ekonomiden eğitime kadar her geçen gün geriye giden bir Sivas'la karşı karşıyayız. Esnafından işçisine, köylüsüne kadar gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına kadar tüm kesimlerin ümitsizleştiği bir Sivas tablosu var dedi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, milli mücadeleye 108 gün başkentlik yapan Kuvayi Milliye'nin kalesi Sivas, bugün eski günlerini mumla arıyor. 18 yıllık AKP döneminde sanayiden tarıma, ekonomiden eğitime kadar her geçen gün geriye giden bir Sivas'la karşı karşıyayız. Esnafından işçisine, köylüsüne kadar, gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına kadar tüm kesimlerin ümitsizleştiği bir Sivas tablosu var. Karasu, Sivas'ın Tüdemsaş ve Sivas Demir Çelik Fabrikası gibi iki önemli markasının yok edildiğini ifade etti. Değerli milletvekilleri, Sivas'ın en önemli iki markası 18 yıllık iktidarınız döneminde işlevsiz bir hale getirilmiş durumda. 1939 yılında kurulan ilk yerli otomotiv devrim motor bloklarının dökümünün yapıldığı, o zamanki ismiyle Sivas Cel Atölyesi olarak bilinen Türkiye Demiryolları Makineleri Sanayi AŞ TÜDEMSAŞ, Sivas için çok önemli bir değer, ancak bu iktidar döneminde 3 şirketle birleştirerek merkezini Ankara'ya taşıdı ve TÜDEMSAŞ bir genel müdürlük haline dönüştü. Bununla birlikte üretim kapasitesi, üretim planlaması, her şeyi değişti. Bugün bile Sivas'ta hala TÜDEMSAŞ'ın kente kazandırdığı üretim alışkanlığından dolayı yük vagonu üreten, demiryolu kolunda faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz mevcut. Bir diğer önemli marka ise Sivas Demir Çelik Fabrikası, ancak o da özelleştirme dalgasına kurban gitti. Yani demir çelik kenti Sivas'ın iki değeri yok ediliyor. Teşvik bölgesi ve cazibe merkezli illerin yer aldığı haritayı Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden gösteren Karasu, Sivaslılar soruyor, bizim memleketimize ne zaman yatırım gelecek, gençler ne zaman iş imkanı bulacak? Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi şu anda Sivaslılar için de en büyük sorun işsizlik. 45 bin hemşehrim ailesini geçindirmek, evine ekmek götürebilmek için iş arıyor. İstihdam istiyor ve bunun için de en önemli noktalardan birinin teşvik bölgesi olduğunu biliyor. Fakat Sivas'la benzer özellikleri barındıran illeri 5. teşvik bölgesi veya cazibe merkezi ilan eden, Sivas'ı ise 4. teşvik bölgesinde tutan Cumhurbaşkanı kararı Sivas'a bu dönemde yatırımın gelmeyeceğini ne yazık ki ilan etmiş durumda. Bakın, bir elimde cazibe merkezi haritası, bir elimde teşvik bölgelerinin haritaları var. Diğer kentlerin sorun ve taleplerinin de haklılığını elbette biliyorum. Ancak bu iki haritanın ortak noktası Sivas'ın mağduriyeti ve unutulmuş olmasıdır. Sivaslılar soruyor, bizim memleketimize ne zaman yatırım gelecek? Gençler ne zaman iş imkanı bulacak? İktidar yetkililerinden gelen yanıt şu: Nuri Demirağ organize sanayi bölgesi bitecek, Cumhurbaşkanı söz verdi, o bölge için teşvik kararı çıkacak. Birincisi, biz Sivas'ta sadece belirli bir bölge için teşvik kararı istemiyoruz. Tüm Sivas'ı kapsayacak bir karar istiyoruz. Karasu son olarak sadece belirli bir bölge için teşvik kararı istemediklerini ve artık icraat beklediklerini ifade etti. Yurt dışında ve büyük şehirlerdeki Sivaslı yatırımcılar memleketlerine yatırım yapmak için teşvik kararını bekliyor ve bu konuda söz değil artık icraat bekliyor. İkinci olarak teşvikten faydalanacak Nuri Demirağ organize sanayi bölgesinde durum ne? Bir de ona bakalım. 2018 yılında altyapı ihalesi yapıldı. Bu yıl tamamlanması gereken altyapı bitirilemedi. 94 milyon altyapı ödeneğinin sadece 4 milyon
lirası gönderildi. Geri kalan 90 milyonun akıbetini bilen yok. Bu hızla kaç yılda bitecek veya bitecek mi?